Merhaba, bu videomda size geçen sene tanıttığım Vectiv Enduris ayakkabısının devamı olan Vectiv Enduris 2'yi ve ikisi arasındaki farkları anlatacağım. Vectiv Enduris'i hatırlayalım. Vectiv serisinin en destekli modeli. Bütün Vectiv'ler gibi North Face Control Surface tabanına sahip ve 3,5 mm dişleri var. Bunları ölçmeliyim. Benimkiler 370 kilometre sonra ne kadar kalmış. Bu ayakkabıyla 370 kilometre koştum. Vectiv'in tabanında Control Surface dış kauçuk taban ki inceltilmiş ve içi hafiflik için kesilmiş. İki yoğunlukta bir köpük. Alt kısımdaki beyaz daha yumuşak. Siyah kısım daha sert. Ve bir 3 boyutlu plaka var. 3 boyutlu plaka bunda termoplastik TPU. Üst tarafı oldukça nefes alabilir, geniş delikli bir yapıya sahip, serbest bir dili var. Topuğu yüksek ve sabit. Ayakkabı neredeyse her zeminde ve birçok düz, bozuk zemin yapısında rahat bir sürüş sağlıyor. Hatta yolda koşmak için de rahat diyebiliriz. Ben tabanının biraz daha erimesini bekliyorum yola ayırmak için. Benim gördüğüm 250 kilometreden sonra bu üst kısımda bir miktar dayanım problemleri ortaya çıktı. Hoka'mı da ve birçok koşu ayakkabımı da şuradan deldim. Bu problem ailenin diğer modelleri The Flight Vectiv ve Vectiv Infinite'de yoktu. 2022 başında Enduris 2'yi yenilediler. Enduris 2'yi yeniledikleri zaman bir miktar hafifletmişler ve hafifliği üst taraftan çözdüklerini düşünüyorum. Çünkü alt tarafları komple aynı. Bunun sadece rengi pembe. Dış taban iki yoğunluklu köpük ve P-Box. Üst tarafta daha sık dokunmuş ve içeri dikim de biraz daha zor alan, ayağı daha iyi sardığını düşündüğüm, hissettiğim bir kumaş yapı var. Plastik bandı daha yukarıdan ve daha uzun uzatmışlar. Yan tarafı uzatmamışlar. Onun yerine şu desenleri koymuşlar. Bu da bir stabiliteyi arttırıyor. Bilek kısmına yakın daha destekli. İçeriden de destekli ama üst kısmı sıkı. Yırtılmaya karşı ve esnemeye karşı esasında ince plastik damgaları olan bir şey. Günün sonunda 42 numarası 316 gram olan ağırlığı 309 grama düşürmüşler. Onun dışında bütün özellikleri aynı. Bu ayakkabı kilometre yapmak için yoğun bir antrenman ayakkabısı. Hangi koşullar için ideal? Destek arayanlar için patikada çok çok aşırı bozuk olmayan ve çok aşırı çamurlu olmayan yerler için harika, ideal bir ayakkabı. Esasında toprak yollar, stabilize yollar, bir miktar asfalttan toprağa çıkan, ormana giden yollar için rahat rahat kullanılabilir. Arka taraftaki 31 milim, ön taraftaki 25 milim, drop olarak da 6 milim taban özelliği hızlı koşmaya da teşvik ediyor. 31 milim oldukça da destekli. Dağısı olmayan insanların çok rahat yarış ayakkabısı olarak da kullanabileceği ama tam bir kilometre biriktirme, uzun koşu ayakkabısı. Infinite ve Flight serilerinde daha agresif koşmaya izin veriyor, daha iyi sarıyor ayağı. Ki Enduris'e göre Enduris 2 de çok daha iyi sarıyor. Üst tarafı koştukça gevşemiyor. Hani benimki daha 120 kilometrede, o yüzden kestiremiyor. Ayakkabının dayanım problemini de bence büyük ölçüde çözmüş gibiler. Onu 150-200 kilometre sonra daha net teyit edebilirim. Aşağıya yorumlara yazarım. Tek not, eğer böyle ayakkabım kirlenmesin, rengi değişmesin diyorsanız beyazlı renklerini almayın. Koyu zeminli renklerini alın ya da dert etmeyin. Gördüğünüz gibi ben yıkamakla uğraşmıyorum. Size bir Infinite testi söz vermiştim. Onu yapmadığımı fark ettim. Bir sonraki videom o olsun. Ayrıca aileye bu sene katılan ve 6 tek EVA süngerinden oluşan 2 model var. Onlardan birini de test edip yakında, daha doğrusu kilometreleri tamamlayıp sizinle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere.